Merhaba sevgili Heyday severler. Bugünkü videomda sizlere Heyday oyununda testere ve balta nasıl biriktirilir veya nasıl çoğaltılır ondan bahsetmek istiyorum. Ancak testere ve balta konusuna girmeden önce bir konuya açıklık getirmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Benim bundan önceki videom, videolarımda anlattıklarım veya bundan sonraki videolarımda anlatacaklarım Heyday oyununu Gerçek para kullanmadan, tomu kullanmadan veya elmas kullanmadan veya kendini ikinci, üçüncü veya dördüncü veya daha fazla heyday oyunu açmadan oynayan oyuncular için geçerlidir. Çünkü biliyorsunuz birçok oyuncu kendine daha fazla heyday oyunu açarak oynuyor veya gerçek para kullanarak oynuyor. Tabii bu onların tercihleri. istedikleri gibi oynayabilirler. Ama benim anlattıklarım Hey, tek Heyday oyunu oynayan, kendine ikinci veya daha fazla Heyday oyunu açmadan oynayan oyuncular için geçerli. E, testere ve balta konusuna gelecek olursak arkadaşlar, daha önceki videolarımda da söylemiştim. E birçok oyuncunun, özellikle Heyday oyununa yeni başlayan oyuncuların e, yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi de para kazanabilmek için ellerinde balta ve testere olmadığı halde çok fazlaca meyve ağacı ve meyve çalısı ekmelerinden kaynaklanıyor. Oysa ki para kazanmak için çok acele etmemeliyiz. Çünkü zaten para kazanmak için de bazı yöntemler var. Onları da daha önceki videomda anlatmıştım. Yani bizim daha çok oyunu oynarken çiftliğimizi güzelleştirmek için çaba sarf etmeliyiz, vakit harcamalıyız. Yani çok böyle kestirme yollara girmemize gerek yok. Yani bunun içinde çok fazlaca meyve ağacı veya meyve çalısı ekmemize gerek yok. Bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Hı. Çünkü para kazanmanın da yolları var arkadaşlar. Örneğin kasaba veya kamyon siparişleri veya tarlada ürün ekip bunları satmak. Bunlar özellikle tarlada ürün ekip satmak balta ve testlere gerektirmeyen şeyler. Tabi... Balta ve testere biriktirebilmemiz için de arkadaşlar Mesela bize nereler balta veriyor veya nereler testere veriyor Bunları bilmemiz gerekiyor Örneğin arkadaşlar mesela bakın evcil hayvanlarımızı e, besleyip onları uyandırdığımız zaman e, Bize e, balta veya testere verebiliyorlar e, Tabi bunun yanında da e, arazi genişletme malzemeleri de veriyorlar e, Bunlarla ilgili daha önce e, videolarımda anlatmıştım Para kazanmanın yollarından bir tanesi de yine e, hayvanlarımızı uyandırmak, onları beslemek ve onların verdiği ürünleri, gelişme, ma geliştirme malzemelerini satmaktı. Para kazanmanın yollarından bir tanesi de. Ama dediğim gibi az önce de gördüğünüz e, hayvanlarımı, çiftlik hayvanlarımı uyandırarak onlardan testere ve balta kazanabiliyorum. Dolayısıyla arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken en büyük şeylerden bir tanesi e, topladığımız testereleri veya baltaları, ee, sayısı kadar ağaç veya meyve çalısı ekmeliyiz. Ee, az önce de söylediğim gibi bu çok önemli. Ee, buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Öyle çok fazlaca hemen testere ve balta sahibi olamayız. Yani ben bunu bu yüzden söylüyorum. Ee, öyle birden bire bir gün içinde veya bir hafta içinde 100 veya 200 tane balta veya testere biriktiremeyiz. Dolayısıyla acele etmemiz, etmememiz gerekiyor. Sabırlı olmamız gerekiyor. Sizden ee, size en büyük önerim elinizdeki e, testere veya balta sayısı kadar ağaç veya çalı ekmenizdir. Hani e, bunu da hani belirteyim istedim. E, şöyle bir şey de yapabiliriz. E, ancak bu biraz maliyetli arkadaşlar. Mesela pazardan e, örneğin baktığımız zaman gazeteye daha doğrusu gazeteye baktığımız zaman bakın mesela burada bir oyuncu dört tane elma satmış. E, tabii biz bu e, Elmaları gazetede gördüğümüz meyveleri meyve ağaçlarının ürünlerini satın alırsak mesela bakın burada börtlenli kek var. Eğer ben bu börtlenli keki alırsam e, börtlen ekmeme gerek kalmayacak ve dolayısıyla da balta ihtiyacım da olmayacak. Bu biraz bakın burada yine elma var. Bu elmayı alırsam elma ağacı ekmeme gerek kalmayacak ve e, testereye ihtiyacım olmayacak. Bu biraz maliyetli bunu da çok tavsiye etmiyorum ama e, hani bu da bir yöntem aslında. Yani eğer sizin için para, oyun parası çok önemli değilse gazeteden bu e, testere ve balta gerektiren ürünleri satın alabilirsiniz. Ama dediğim gibi bunu çok tavsiye etmiyorum. E, tabii e, balta ve testereyi az önce söylediğim gibi çiftlik hayvanlarını uyandırdığımız zaman kazanabiliyoruz. Ama e, daha önceki videolarımda da söylemiştim. E, en önemli yerlerden bir tanesi Kesinlikle kasaba arkadaşlar. Yani en çok kasabadan e, testere ve balta kazanabiliriz. E, hani kasabaya da sürekli çalışmanızı tavsiye ede, ederim. Daha önceki videolarımda söylemiştim, az önce de belirttim. Yani kesinlikle kasabaya çalışın. Orada e, hem testere balta hem de bakın gördüğünüz gibi genişletme malzemesi veya maden malzemesi kazanabiliyoruz. E, dolayısıyla kasabaya çalışmanızı da tavsiye ederim testere ve balta kazanabilmeniz için biriktirebilmeniz için mutlaka size bakın arkadaşlar balta ve testere e, veriyor buradaki kasabaya da kasabada hizmet ettiğimiz ziyaretçiler. Dolayısıyla burada da arkadaşlar kesinlikle e, kasabaya çalışmanızı tavsiye ederim. Bu da bir yöntem. Hani bilginiz yani mutlaka bunu da biliyorsunuzdur ama bazı oyuncular kasabaya çok fazla çalışmadıkları için önem vermedikleri için ee, ...bu testere ve balta sıkıntısını çok yaşıyorlar. Ee, Birçok oyuncu e, kasabaya çalışmıyor. Daha çok etkinliklere odaklanıyor. Etkinlik gelsin, işte etkinliğe katılayım. Hemen level atlayayım. ki arkadaşlar e, bu konuda daha önce de söylemiştim. Kesinlikle kasabaya çalışın. İnanın bana kasaba arkadaşlar... ...kamyon etkinliğinden veya tekne etkinliğinden... ...özellikle XP etkinliğinden çok daha önemli kasaba. Dolayısıyla kasabaya çalışmanızı tavsiye ederim. Kasabaya çalıştığınız zaman hem balta ve testereniz olacak hem çok fazla para kazanacaksınız. Genişletme malzemesi kazanacaksınız. Böylelikle çok büyük sıkıntılar yaşamayacaksınız. Ama yine söylemek istiyorum. Para kazanmak için veya daha fazla hızlı bir şekilde daha doğrusu hızlı bir şekilde Level atlamak için uğraşmayın veya acele etmeyin arkadaşlar. Sadece güzel çiftliğinizi güzelleştirmeye çalışın. Ee, hani bunu da belirtmek istedim. Eğer e, testlere ve balta biriktirmek istiyorsanız yine az önce söylediğim gibi kasabaya çalışmanızı tavsiye ediyorum. Ee, anlatacaklarım bu kadar. Balta ve teste konusunda hepinize iyi oyunlar, iyi eğlenceler diliyorum sevgili arkadaşlar.